Çok sıcak, çok samimi, çok bir verimli bir görüşme oldu. Birlikte bir basın açıklaması planlanmadığı için bizim bir basın açıklaması yapmamız doğru değil. Ama bizim hani görüşeceğimiz konuları az çok zaten kamuoyu daha önceden biliyor, çeşitli televizyon programlarında söylemiştik. O minvalde genel bir görüşme yaptık. Her konudaki biz düşüncelerimizi, çözüm önerilerimizi dile getirdik. Bu kadarını paylaşabilirim şimdilik sizlerle. Sayın Bakan'a da samimi karşılaması için ve gerçekten verimli görüşme için teşekkür ediyorum. Bunları söyleyebilirim. Efendim, önceki itişleri... Bunları söyleyebilirim. Efendim, önceki itişleri... Bakanı Süleyman Soylu'nun şahsınızda bir takım ithamları, iddiaları söz konusu olmuştu. Ardından bugün partinizi temsil etmek amacıyla siz mevcut İçişleri Bakanı'nın davetlisi olarak İçişleri Bakanlığı'na geldiniz. Bunu nasıl hissediyorsunuz, nasıl değerlendirmek istersiniz? Yani şimdi yeni bir dönem bu dönem. Yani biz istişare edeceğimiz, birlikte çözebileceğimiz ülkenin sorunlarını birlikte çözebiliyor olmamız lazım. Dolayısıyla o geçmiş yanlıştı yani. O olmaması gereken bir şeydi. İktidarla muhalefetin kesiştiği noktalar nedir? Ülkenin sorunlarıdır. Yani o ülkenin sorunlarında herkes kendi siyasi düşüncesine göre kendince en doğrusunu yapmaya çalışıyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi düşüncemize göre en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Ülkenin menfaatleri noktasında kesiştiğimiz, birlikte çözebileceğimiz sorunları çözebiliyor olmamız lazım. Dolayısıyla bu görüşmeler, istişareler bunun için önemli. Bu bizim muhalefet yapmamızı engeller mi? Engellemez. Biz çözüm üretemediğimiz noktalarda muhalefet yapmaya devam ederiz. Ama belki birçok konuda sadece konuşarak, görüşerek, karşılıklı birbirimizi dinleyerek çözmemiz mümkün. Dolayısıyla bu görüşmeler bunun için önemli. Biz bu ülkenin yararına, faydasına elimizden ne gelirse bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Önceki bakanın ismini anmak istemiyorum hiç yani. Biz o dönemde buralarda siyasi parti genel başkanları İçişleri Bakanlığı önünde kavga etmeye geliyordu. Biz buraya basın açıklaması yapmaya geliyorduk. Doğru bir şey değil bu. İki ülke savaşır. Savaşan ülkeler bile asgari diplomasiyi sürdürür. Bir ülkenin iktidarla muhalefetin arasında bir iletişim kanalının olmasından daha doğru bir şey yok. İletişim olur. Bu müzakeredir. Ama yeri geldiğinde en çetin mücadeleyi de verirsiniz. Teşekkür ederim arkadaşlar. İçeriği ben şu an paylaşmam doğru değil. Biz görüşmenin madde madde içeriğini birlikte bir planlama yapmadığımız için şu an plan paylaşmayı doğru bulmuyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar buraya kadar geldiğiniz için. Sağ olun.